Merhaba sevgili gençler. Sıfırdan Organik Kimya video serisine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde de Lewis formüllerini öğreneceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Derse başlamadan önce genel bir hatırlatma da yaparsak gençler. Lewis ile ilk defa nerede tanıştık? 9. sınıfta. 9. sınıfta elementlerin Lewis gösterimlerinden bahsediyoruz. Bugün daha çok kovalent geçti. Lewis formüllerini gösterme ve nasıl yazılacağına bakacağız. Gene itibariyle kolay bir ders ve kısa bir ders olacak ama öğrencilerimizin zaman zaman denemelerde Lewis soruları kaçırdığını görüyoruz. Yani yapamadığını görüyoruz iddialı olan öğrencilerimizin bile Lewis'te sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ta ki mantığını çözene kadar diye. Burada size bilmeniz gereken noktaları hatırlatmaya çalışacağım. Yani çok karmaşık bir yer değil. dikkat dinlerseniz Lewis ile ilgili hem TT'yi hem de AYT kısmını öğrenmiş olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Atomun en dış katmanında bulunan diyor elektronu derlik elektronu denir ve değerlik elektronlarının atomun sembolü etrafına noktaları halinde gösterilmesi elde edilen formülü de Lewis formülü denir ve Devisomları atomların kararlı bir molekül oluşturup oluşturmayacağını, birbirine nasıl bağlanacağını ve molekülün neye benzeyeceğini tahmin etmek için kullanılır diye burada bilgi vermişiz gençler. Yani biraz temel bilgiye gelirsek burada element sembolü etrafına gençler noktalar halinde ne yazıyoruz? Değerlik elektronlarını yazıyoruz. Yani sizin burada yapmanız gereken şey bir atomun değerlik elektron sayısını bulup yani son katmandaki sayıyı, en dış katmandaki sayıyı bulup bunu element sembolü, atom sembolü etrafına noktalarla yazmak. Buna Lewis formülü diyoruz. Şimdi örnek vermişiz. Bakın 9. sınıftan biliyorsunuz. Lityum 3'tür gençler. Yani lityum 3 olduğu için 2, 1. Yani burada değerlik elektron sayısı 1'dir. Lityumun etrafında bir nokta yapıyoruz. Burada noktanın etrafta olduğu önemli değil. Önemli olan noktanın gençler sağda, solda, yukarıda ve aşağıda olmazsa eğer 2 tane ise istediğiniz bir yerden ne yapıyoruz? Bunları çiftliyoruz. Bu şekilde 8 tane değerlik elektron olan bir yapı için böyle çizebiliriz. 5 tane olursa 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde çizebiliriz. Yani baktığım zaman berilyum 4'tür. 2 2'den 2 noktası var. Yani örnekle çoğaltabilirsiniz. Burası bor yine keza 5. Aynı karbon 6, azot 7, e, oksijen 8, flor 9. Bu şekilde devam ettiğimizde neon 10. İlk elementlere baktığımızda gençler burada ne yapıyorsunuz? Oksijen 2, 6. Yani dergi elektron 6 olduğu için bakın etrafında 6 tane nokta var. Flor etrafında 2, 7 olduğu için 7 nokta var. Bu şekilde elementlerin değerli elektronları elementlerin etrafında noktalarla gösteriyoruz. Burada hatırlarsanız helyum için yazarken helyum 2 olduğu için yani işte değerli elektron sayısı 2'dir. Helyum etrafına yazarken ne yapıyorduk? 1, 2 şeklinde değil de soy gazı olduğu için bunları böyle beraber yazıyoruz. Yani helyumu şöyle gösteriyorduk. Normalde tek tek yazılıyor ama burada helyum bağ yapmadığı için bunu böyle değil bu şekilde görüyoruz. Onun dışındaki yapılarda element sembol etrafında noktalarla gösteriyoruz. Aynı şekilde Atomları yazdıktan sonra iyonları yani anyon ve katyon halini yani bir atomun elektron almış ya da vermiş halini gösterirken de elektron veren taneciklerden nokta sayısını azaltıyoruz ki yani katyonlarda gençler şöyle şurayı bunlar katyon. Dolayısıyla burada katyonlarda noktaları siliyoruz. Anyonlar ise biliyorsun elektron alanlar. Burada elektron almışlar bu dört tanesi. Orada da elektron sayısını çoğaltıyoruz ve aldığı kadar elektronu da köşeli yapıp sağ üst köşeye yazıyoruz. Yani anyonlarda buraya not düşüyoruz gençler. Anyonlarda gençler köşeli parantez oluyor ve içi tamamen dolu oluyor. 8 diyelim ki x atomun anyon olduğunu varsayalım. Buraya da diyelim ki iki tane almış. Bu şekilde ifade ediyoruz. Katyonlarda katyonlarda gençler nokta olmuyor. Yani noktayı vereceği için nokta olmuyor. Bakın Burada mesela hemen örnek verelim gençler. Berilyum 4 iken berilyum 2 2 2. Yani berilyum etrafında 2 nokta varken gençler berilyum 2 tane elektronunu verecek. Birazdan oktet dubletlerle bahsedeceğiz. 2 tane verip e, dublete varacak. Berilyum bu 2 tane elektronu verdiği için ne yapıyor gençler? Bu 2 noktayı siliyoruz. Yani yazdığımız zaman berilyum 2 noktası gidiyor. Yerine verdiğini göstermek için +2 şeklinde belirtiyoruz. Yani katyonlarda nokta yok gençler. Anyonlarda ise dikkat ederseniz köşeli parantez üzeri aldığı elektron sayısı belirtir. Yani burada eksi 2 demek 2 tanesini ne yapmış gençler? 2 tanesini dışarıdan almış. 3 tanesini dışarıdan almış anlamına geliyor. Ya da 4 tanesini dışarıdan almış anlamına geliyor. Bu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Hatırlatmaları yine devam edelim gençler. Bakın burada da kimyasal bağlardaki elektron alışverişini ya da diyor ortaklaşmasını gösteren Lewis gelir bir araya gelerek Lewis yapısını oluşturur diyor. Burada da yine 9. sınıftaki iyonik bağ ve kovalent bağ gösterimindeki farkı hatırlatacağım size. Biliyorsunuz ki iyonik bağlar elektron alışverişiyle oluşuyordu. Yani baktığımız zaman gençler buraya bir tane iyonik bağ ve kovalent bağ taşıyan yapıyı çizeceğim ve Lewis yapısı yazacağım. Sodyum klorür çok iyi bildiğiniz bir örnek. Sodyum klorür Lewis yapısı şu şekilde gençler. Burası eksi, burası artı. E kovalent bağda ise en iyi bildiğiniz örneklerden bir tanesi su. Suyun da Lewis yapısı gençler şu şekilde. Bakın şöyle çizdim. Şimdi aradaki fark nedir? İyonik bağda ne var gençler? Elektron alışverişi var. Elektron alışverişi ile oluşur. Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile oluşuyor biliyorsun. Ortaklaşması. Dolayısıyla iyonik bağlı bir yapının Lewis yapısını gördüğümüz zaman elektron alışverişi olduğu için yani alan ve veren olduğu için alan ve veren olduğu için anion ve katyon oluşuyor. O yüzden de gösterirken dedik gençler? Katyonlarda nokta olmaz. Bakın nokta yok. Anyonlarda köşeli parantez olur ve aldı ya da verdiği üzerine yazar. Yani bu şekilde köşeli parantez ve artı eksiği görürseniz bu iyonik bağlı bileşin devis yapısı oluyor. Aynı şekilde kovalent bağlı bileşiklerde ortaklık olduğu için ortaklaşa kullanılan elektronlar iki atom arasına yazılıyor bu şekilde. Ve baktığım zaman dikkat ederseniz bu noktalar hem oksijene ait hem de şu iki tanesi bu hidrojene ait. Yine bu iki tanesi bu hidrojene ait diye söyleyebiliriz. Yani ortaklık kurmuşlar diye söylüyoruz. Şimdi Artı ve eksi gördüğümüz zaman iyonik bağlı bir bileşiğin Lewis yapısı. Elektronun ortaya yazıldığı zaman yani atomlar arasında yazıldığı zaman da onun kovalent bağlı bir Lewis yapısı olduğunu söyleyeceğiz. Burada tabii ki bileşiğin iyonik mi kovalent mi olduğunu da anlaman gerekir. Yani bazen zaman zaman lazım olur. Şimdi kalsiyum klorür bileşiğin Lewis yapısının acaba nasıl bir yapıdır diye sordukları zaman gençler senin burada bunu iyonik mi kovalent mi olduğuna karar vermen lazım ki eğer iyonikse bu şekilde bir yapı olması gerektiği böyle bir yapıya bakacaksın. Ama bunun kovalent olduğunu söylüyorsun. O zaman da atomlar arasında noktalar olması gerektiğini görüp ona göre cevap bulman gerekir. Bunu nasıl anlıyorduk gençler? Bir bileşik iyonik mi kovalent mi olduğunu. Burada ametallerimiz sayacağız az olduğu için Juno, Pascal, Haberi diye sürekli size sorularda TET anlatırken söyledim. Bu elementlerimiz ametallerimiz. Dolayısıyla bunlardan oluşuyorsa nedir? Kovalent yapıdır. Kovalent bağlı. Yani elektronların ortaklaşmasıyla oluşur. Bakın H2O'daki oksijen burada yine aynı şekilde hidrojen burada. Yani elektron ortaklaşması da oluşur. Ama baktığımızda kalsiyum var. Kalsiyum burada yok. Demek ki bu iyonikmiş diye söylüyoruz. Yani bir bileşiğin iyonik mi kovalent mi olduğunu önce anlayıp ona göre köşeli parantez mi artı eksi mi olmalı ya da eğer kovalent e, bağlıysa ortaklaşa olması yetişir. Aradaki noktaları görmen gerekir diye söyleyelim. Bunu e, anladıysan şimdi bir de Konumuz kovalent bağlı birleşiklerdeki Lewis formülleri olduğu için gençler, buradaki elektronların isimlerini de bilmemiz gerekecek. Bize soracaklar. Hemen onu da anlatayım. Şöyle geldim buraya gençler. Birazdan soru çözümüyle bunları zaten tekrar edeceğim. Kovalent bağda diyor. Ortaklaşa kullanılan elektron çiftleri ortaklanmış. Adı üzerinde ortaklaşa kullanılmış. Dolayısıyla adı ortaklanmış. Yani bağlayıcı elektron çifti. Bağlaşımına katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklanmış elektron çifti denir. Yani gençler burada hem bağlayıcı elektron çiftini hem de ortaklanmamış elektron çiftini ya da diğer bir ifadeyle biraz daha geliştirelim. Ortaklanmış elektron çiftiyle ile ortaklanmamış elektron çifti kavramını öğrendik ve sordukları zaman da nereye bakacağız gençler? Formüle bakacağız. Formülde kaç tane ortaklanmış, kaç tane ortaklanmamış var? Dikkat edin. Şunlar gençler ortak olanlar. Bakın bunlar iki atoma ait. Yani oksijen ve hidrojene ait. Buradaki iki elektron da hidrojen ve oksijen. Yani bu molekülde su molekülünde iki tane ne var gençler? Bağlayıcı bakın atomlar birbirine bağlamış. Bakın ortaklaşa kullanan şöyle çizgiyle ifade ediyoruz. Burada iki tane bağlayıcı elektron çift var. Bir, iki nokta bir bağ demek. İki nokta bir bağ. Yani H2O'da iki tane bağlayıcı. Diğer bir ifadeyle ortaklanmış ortaklanmış elektron çifti var. Bir de sadece oksijene ait olan bakın bir, iki. Yani iki tane de ortaklanmamış, ortaklanmamış elektron çifti var diye söyleyeceğiz. Bazen de çift yerine gençler dört tane, bakın burada iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Dört tane ortaklanmış elektron vardı diye söyleyeceğiz. Bunu bakın bu örnek üzerine tekrar anlatalım. Ben kendim burada yukarıda anlattım ama burada gösterilmiş bir şekilde bakalım. H2 ile HCl moleküllerin Lewis yapısı diyor. Bir kere H2 gençler nedir? Juno-Pascal'dan oluşur mu? Juno-Pascal... Haberi'den oluşur mu? Oluşur. Yani farklı şekilde kodlayan öğrendiğim zaman nasıl aklınızda kalırsa öyle yapın. Burada hidrojen burada, hidrojen burada. Buradayız gençler. Kovalent bağlı bir biliş. Yani hidrojen, hidrojen arasında kovalent bağ vardır. E, dolayısıyla e, elektronlar ortaya yazılacak ki bakın hidrojen normalde birdir. Bir tane değerlik elektronu var. Ve burada etrafına bir nokta yapıyoruz. Bakın burada hidrojen bir. Ve ne yapıyorduk? Diyorduk ki bu e, oktet ve dublet alacak. Birazdan ondan yine bahsedeceğim ama burada bir tane olduğu için kararlı yapıda değil. Amaç oktet ve dublet gibi kararlı yapıya ulaşmak. Diğer bir hidrojen de ne yapıyor? Bunları ortak kullanıyorlar ve böylece her ikisi de kararlı yapıya ulaşıyor. Bakın hidrojen dublet. Aynı şekilde bu hidrojen de dublet. Yani ortaklık öncesi tek bir tane elektronları varken ortaklık sonrası ikisi de kararlı yapıya ulaşıyor. Ve buradaki şurayı silelim tekrar. Buradaki iki elektronu biz bir çizgiyle bağla gösteriyoruz. Bunun adı ne oluyor gençler? Bağlayıcı elektron çifti. Yani atomları birbirine bağlayan diğer bir ifadeyle bağlayıcı yerine ne diyoruz? Ortaklanmış, ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Ve e, moleküle baktığımız zaman kaç tane olduğunu çok net bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Şunlara bakın gençler. 1 2 3. Kime ait bunlar? Klora ait. Yani hidrojenle alakası yok. Hidrojene ait olan kim var burada? Şurası hidrojene dair yani 2 tanesi hidrojene ait 8 tanesi e, klor ait diye söylüyoruz. Burada e, çiftlerin ortaklanmış ya da e, ortaklanmamış olduğunu söylememiz bizden istenecek. Sayıları istenecek ona göre yorum yapacağız diye söyleyelim. Tabii ki buradaki çizgiyle gösterdiğimiz yani HCl'deki buradaki bağ da nedir gençler? Farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır diye söyleyeceğiz. Polar kovalent bağdır. Buradaki ise yani şuradaki ise aynı atomlar arasında olduğu için aynı atomlar arasında olduğu da apolar kovalent bağdır diye söylüyoruz. Yine H2'nin bağlarını söyledin ama kendisi de yine nedir? Molekül olarak baktığımızda molekülün de apolar olduğunu mutlaka biliyorsundur. Aynı şekilde HCl de bağlar polar, molekülün de sorarsa molekülün de polar olduğunu bilmen gerekir. Bağları polar, kendisi apolar olan örneklerimiz de var. Onları da konu kısmında daha önceden öğrenmiş olman gerekiyor. Şimdi burada bahsettiğimiz oktet dublet kuralını da hatırlatalım. Çünkü sorularda yine lazım olacak. Hemen oraya geldim. Buraya kadar kısım gençler 9. sınıf TT tekrarı gibi düşünün lütfen. Şimdi bundan sonrakinde yeni bir şey öğreneceksiniz. Yani formülü nasıl yazacağınızı yeni öğrenmiş olacaksınız. Hemen şu kısma bakalım. Oktet dublet kuralı dediğim gibi 9'dan anlatıyoruz. Oktet 8, dublet 2. Zaten Dublet 2 demek. Mono, du, tri, tetra diye sıraladığımızda Oktadan gelir. Oktet 8. Hemen baktığımızda bir atom diyor. Kendinden yakın soy gazın elektron üzerine ulaşıncaya kadar. Yani son yörüngesinde elektron sayısı 8'i e tamamlayana kadar elektronlarını ortak kullanabilir diyor. Bu oktet kuralı denir. Bir atomu son yörüngesindeki elektron sayısını 2'ye tamamlaması. Yani helyum elektron üzerine ulaşması ise dublet kuralı denir. Burada genelde öğrencilerimiz dubleti karıştırabiliyor. Biz 2'ye deyince yani şöyle 2 dedik ama sonu böyle sanki 2, 8, 8. 2 olunca sondaki sayının 2 olması değil gençler. Burada sadece ilk katmanı 2 olması durumuna diyoruz. Yani helyum gibi olursa dubet diyoruz. Onun dışında oktet diyoruz. Burada bir uyarı vermişiz. Hidrojen, beril ve bor diyor atomları. Dışındaki atomlar genellikle oktete ulaşacak şekilde bağ yapar. Yani nedir? İşte oksijen 8, karbon 6, azot 7. Bakın bunları flor hemen bakalım. 2, 6, 2, 4, 2, 5... 2, 7. Yani sonu 6 olduğu için gençler ne yapacak? Kendisini 8'e tamamlamaya çalışacak. Karar yap ulaşmak. Yani bu oktete varır. Aynı şekilde karbon 2, 4 olduğu için kendini 8'e tamamlayacak. Azot 2, 5 olduğu için 3 tane elektron ortaklaşa kullanılacak. Flor aynı şekilde bir tane ortaklaşa kullanılacak. Ya da elektron alışverişi de yapabilir. Bir tane elektron aldığında 2, 8 olur. Ve buna göre yani oktete ulaşır diyeceğiz. Burada Lewis yapısına baktığımızda gençler, atomun etrafında 8 olunca diyeceğiz ki oktete ulaşmış. Ama şimdi burada berilyum ve bor'a dikkat edin gençler. Bor ve berilyum oktete ulaşmıyor. Hidrojen dublete ulaşıyor. Yani kontrollerde şunu yapacağız. Hidrojeni görünce etrafında 2 nokta olmalı. Hidrojen hep dublet yapıyor gençler. Aynı şekilde oksijeni görünce oksijen etrafında karbon, azot, flor gibi atomları gördüğümüz zaman onlar oktete ulaşacaklar. Burada berilyum ise bakın berilyum 4 olduğu için gençler 2 2'dir. Berilyum ve e, borun özel bir durumu var gençler. Onlar kendilerini e, birazdan gerçek formül üzerine zaten bakacağız. 2 3. Yani berilyum etrafında gençler bağ yaptığı zaman etrafında kendisinin 2 tane olduğu için bağ yaptığında en fazla 4 oluyor etrafında. O yüzden oktet boşluğu diyoruz. Berilyum ve bor oktet boşluğuna sahiptir. Boşluk olarak ifade ediyoruz. Yani kendini 8'e tamamlamıyorlar. Bor aynı şekilde etrafında normalde bakın 1 2 3'tür. Kendisi bağ yaptığı zaman, ortaklaşa eee yaptıkları zaman şöyle en fazla etrafında 6 oluyor. Yani burada bor ve berilyumun gençler oktet boşluğu olduğunu söyleyelim. Örnek verelim mesela oksijen için. Oksijen ise 1 2 3 4 5 6 olduğu için e bunları bir de ortak kullanıyor gençler. Tekler her zaman çiftlenir. Bağ yapar diğer atomla. Bak etrafında 8 nokta oluyor. Azot 7. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Burada tabii ki 2, 5 olduğu için 7 ama 2, 5. Dergi elektron sayısını etrafına yazdık 5. Bunları hemen çiftliyoruz bakın. Etrafında ne olmuş oluyor gençler? Diğer atomla beraber ortaklık sonucunda 8 oluyor. Yani karbon, azot, flor gibi atomlarımız burada oktet yapacak. Hidrojen dublet yapacak. Burada o zaman sen neyi bileceksin? Bu üçünü unutmayacaksın. Hidrojen için 2 kontrol yapacaksın. Berilyum ve bor için 8 olmayacağını hatırlayacaksın. Yani 8 olmaz. Berilyumda ve borda oktet boşluğu vardır diye düşünüyorum. Diğerlerinde 8 vardır diye düşünebilirsin. Şimdi Lewis yapısının yazımının nasıl olduğunu görelim. Yani o üçü nasıl yazacağız? Eğer yazmayabilirsek zaten kontrol yapması çok daha kolay oluyor gençler. Yazması çok karmaşık değil. Ama şunu da söyleyeyim. Sizden hiçbir zaman hiçbir soruda gençler Lewis yazılması beklenmez. Biz sınavda bunu öğrettikten sonra öğrencilere diyoruz ki şunun işte ilk sınavda bir soruda şöyle diyoruz: O üç molekül Lewis yapısını yazınız, çiziniz. O zaman ne yapıyorsun? Buradaki aşamalara göre kendin e, uygulayıp sonucu buluyorsun. Ama genelde bizim beklentimiz, öğrencimiz verilen bir Lewis yapısını incelediğinde doğru mu yanlış mı yazılmış onu görmek. Şimdiye kadar ÖSYM sorularında da bu seviyede çıkıyor. Yani sizden yazmanız beklenmiyor. Kontrol yapacaksınız. Kontrol yapmanın da nasıl olacağını az önce anlattığım gibi oktet ve dublet kontrolünü doğru yaparsan yani belirme borun oktet boşluğu olduğunu diğerlerin 8 ve hidrojenin 2 olduğunu bilirsen kontrolü de doğru bir şekilde yapıyorsun. Geldim şimdi buraya. O3 molekülün Lewis yapısını çiziniz diyor. Peki ne yapmam lazım yazmak için? Diyor ki moleküldeki toplam dergi elektron sayısını hesapla. Kararlı hal toplam dergi elektron sayısını bul bağ sayısını bul ve bağ sayısını bulmak için diyor bir ve 2'deki işlemlerde buldun. Yani ikinci basamak burası gençler. Birinci basamak burası. 2'deki bulduğun sayıyı birden çıkar ve ikiye böl. Ve buradan bağ sayısı ortaya çıksın diyor. Sonra iskelet yapısını belirle. iskelet yapısını yazarken de merkez atoma ki genellikle bağ fazla yapan, genellikle bağ sayısı fazla olan merkez atomdur. Diğer gruplara bağla ve atomlar oktet ve dublete tamamlanır. Yani böyle çok hızlı söyledim ama şimdi bakın aşama aşama yapıyorum. Şimdi burada oksijenimiz var 3 tane. Oksijenin 8 olduğunu size verecek. Hemen geliyorum oksijen için birinci basamak diyeyim. Bak şöyle yapalım. Birinci basamağı belirleyelim. İkinci basamağı belirleyelim. Burada iki tane sayı bulacağız. Sonra üçüncü basamak, 3. basamak ve dördüncü basamağı buraya yazacağım. Dördüncü basamak ve son 5. basamak diye böyle aşama aşama gidelim. Önce moleküldeki değerli elektron sayısını bulacak. burada zaten oksijen var. Oksijen 2, 6. Yani oksijen değerli elektron sayısı 6 mıdır? 6'dır. Ama molekülde kaç tane var? 3 tane oksijen var. O zaman 3 çarpı 6'dan 18 tane değerli elektronum var. Yani değerli elektron sayım 18. Burada ikinci basamakta kararlı halin değerli elektron sayısını buldu. oksijenin kararlı hali demek e, oktet yapması demek. Yani 2, 6 idi. Kararlı hali bu 8 buranın 10 olması demek. Eksi 2 olacak. Yani burası 2 8 olacak. Yani sen oksijenin zaten oktet yapacağını biliyorsun. O yüzden 3 çarpı 8 yani kararlı olduğunda oktet yapacak. 8 kere 3 24 elektron olacak. Ve ne demişti 3. basamakta? Bağ sayısını bul. Bağ sayısı nasıl bulunuyor? Kararlı haldeki elektron sayısından taşıdığı değerli elektron sayısını çıkarıyoruz. Yani 24 eksi 18 bölü 2. Yani buradan ne gelir gençler? 6 bölü 2'den 3. Yani molekülde gençler 3 bağ varmış. Ve oksijenleri birbirine bağlıyorum. Tabi burada merkez atom yok çünkü hepsi aynı. 3 tane oksijeni böyle birbirine bağlıyorum. Ve 3 bağ olması gerektiğini tespit etmiştim. Şu an 2 bağ yaptı. O zaman herhangi birini bir bağ daha yapıyorum. 3'e çıkarıyorum. Bu şekilde bağ sayısını tamamladım. Ondan sonra diyor atomlar oktete dublete tamamlanır. Biz bunların oktet yaptığını biliyoruz. Üzerine 8 olacak şekilde gençler 2, 4, 6, 8 yapıyorum. 2, 4, 6, 8. Tek tek yapmıyorsunuz. 2, 4, 6, 8. Şimdi ben buraya yaptım ama hocam yukarıda olsa olur mu diyenler olabilir. işlerinden. niye buraya yaptı diye. Hiçbir fark yok gençler. Önemli olan atomların etrafında 8 nokta olması. Bakın her birini sayarsanız böyle yuvarlak içerisine alıyorum. Her bir yuvarlakın içerisinde oksijenin 8 elektron sahip olduğunu görüyorsun. Yani ozon için gençler hemen şöyle tekrar yazdım. Burada 8 tane olacak şekilde burayı çift yaptınız. Yine aynı şekilde değiştireyim gençler bakın. Bu sefer bu tarafa yapayım. Hiç fark etmez. Yani önemli olan bağın 3 olması ve atomların etrafında 8 nokta olması. Yani bu yazım yine nedir? Doğrudur. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Yani bu şekilde O3 molekülün Lewis yapısını yazmış oluyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapalım. Pekiştirmiş olalım gençler. Dediğim gibi sizden beklentimiz burada Yazmanız, aşama aşama yazmanız değil. Doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmeniz. HCN moleküllerinin Lewis yapılarını çiziniz diyor. Hemen birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak ve beşinci basamak. Önce ne yapıyorduk? Her bir atomdan gelen değerlik elektron sayısını bulacağız. Yani toplam, toplam değerlik elektron sayısını bulacağız. Kararlı haldeki değerlik elektron sayısını bulacağız. Burada ne yapacağız gençler? İkinci basamaktan birinci basamaktan çıkıp ikiye böleceğiz. Böyle devam edeceğiz. Şimdi hidrojen bir. Yani bir tane erkek elektronu var. C karbon 6, 2, 4. Burada yine azot var. 7, 2, 5. Yani değerlik elektron sayısı 4, 5. O zaman buraya yazıyorum. Bir tane hidrojenden geliyor. Bir tane olduğu için. Tabi burada sayıları farklı olsa o kadar çarpıyoruz. Karbon da burada bir tane var. 4 tane taşıyor. Burada da azot 5. 5 tane de oradan geliyor. Yani topladık. 5, 9, 10. Yani birinci durumda 10 tane elektron varmış gençler. Yazdık. Kararlı halleri nedir? Hidrojen dublet yapar. Hidrojenden 2 elektron gelir. Karbon oktet 8 elektron gelir. Azot 8 dublet. E, bor ve berrin dışındakiler 8 demiştik. 8 olacak kararlı halleri. Topladık gençler. 8, 16, 18 elektron oluyor. Yani burayı da topladık. 10 elektron olarak bulmuştuk. O zaman burayı da 18 elektron bulduk mu? Evet. Şimdi 3. basamakta ne yapıyoruz? 2'den 1'i çıkarıyoruz. Yani 18-10 bölü 2. Buradan hemen 8 bölü 2'den 4 bağ olduğunu belirliyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra iskelet yapısı. Atomları, merkez atomu ortaya yazacak şekilde. Burada karbon merkez atomdur. Burada hemen tabi en çok bağ yapan geri geliyorum. Bakın şurada gençler genellikle fazla bağ yapan diyor. Yani burada hangisi fazla yapacağını şuradan anlayabilirsin. Karbon etrafında 4 değerli elektron sayısı 4 ya. 4 tane tek var. Yani en fazla bağ yapacak olan karbon. Etrafındaki tek noktalar bağ sayısını gösterir gençler. Yani. İşte azotun etrafında da 1 2 3 4 5'ti. 3 bağ yapar. Yani buradan hemen zaten görüyorsunuz azot ve karbon ve hidrojene baktığınızda bağ sayısı fazla oluyor. 2 yani atoma bağlanacak olan bu karbon oluyor merkez atom. Ve burada 2 tane bağladık. 4 bağ olması gerekiyor diye bulmuştuk. O zaman 1 2 3 4. Yani bu tarafa yapmam lazım diye düşünmemiz gerekir. Çünkü zaten buraya yaptığımız zaman gençler bir çizgi. Hidrojen zaten ne yapmış? Dublete ulaşmış yakın. İki elektronu var. Karbon şu haliyle 8. Azot yine 2 4 6. Azota destek olmamız lazım. Çünkü azot oktet yapıyordu. 2 4 6. Şuraya iki tane daha yazdığımızda bu örneğin de Lewis yapısını yazmış oluyorsun. Yani HCN'nin Lewis yapısı budur. Yani örnekler çoğaltılabilir. bir mümkün olduğu sade örnek seçtim gençler ama mantık hepsinde aynı. Yani Toplam değerlik elektron sayısını bul, kararlı değerlik elektron sayısı bul, birbirinden çıkar, bağ sayısını tespit et. Sonra atomları birbirine bağlayıp oktet dublet kontrolünü yap. Şimdi birbirinden kolay 6 tane sorun var gençler. Yani ne kadar zor olabilir ki diye söylüyorum hep. Burada size mantığını anlattım. Yani hazır verilen Lewis yapılarını kontrol etmeniz benim için yeterli. Yani soru yapmanız için yeterli. Hem TYT hem AYT. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Çünkü TYT'den son zamanlarda çok sormaya başladılar. Verilen Lewis yapıları doğru mu yanlış mı diye. Burada kontrol ediyorum gençler. Bakın diyor ki bir soruda aşağıda verilen kovalent bileşiklerin Lewis formüllerinden hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Hemen aklımıza tekrar edelim gençler. Hidrojen 2 yani dublet yapacak dedik. Bor ve berilyum'u ne yapmıyoruz? Yıldız koyuyoruz. Unutmayacağız. Onlarda 8 olmaz ve diğerlerinde karbon, oksijen, azot, flor, klor, brom gibi yerlerinde de 8 oktet yapacağız. Şimdi tek tek kontrol ediyoruz gençler. Baktığımızda hidrojenler dublet yapar. Bakın hidrojen 2 2. Burada şurası 2. Genel gösterme biraz yakın olmuş gençler ama bu buna ait değil. Onu söyleyeyim. Burada oksijen etrafına bakın 8 nokta var. Karbon etrafında 2 4 6 8 nokta var. Yine bu karbon etrafında 8 nokta var. Burada 2 nokta var. Oksijen etrafında 8 nokta var. Bakın ne kadar temiz yapıyoruz. Yani kontrolümüz bu. Çünkü biz hidrojen 2, oksijenin 8, karbonun 8 olduğunu biliyoruz. Ve D şıkkına bakıyorum. Aşağıya doğru indim. Oksijen etrafında kaç nokta var gençler? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Yani doğru yazılmış. Buraya bakıyorum. Azotun etrafında 2, 4, 6. Bakın burada 2 tane elektron eksik. Karbon etrafında 8 tamam. Hidrojen de tamam ama şurada eksiklik var. Yani yanlış. Hidrojenin etrafında 2, Karbon etrafında 8. Yani bu şekilde sizden kontrol etmenizi istiyoruz. Bu da doğru olduğunu görüyorsunuz. Yani tek tek baktığınızda doğrudur diye söyleyelim. İkinci sorumuz. Yukarıdaki numaralandırılmış Lewis yapılarından hangileri iyonik bağlı bileşiklere aittir diyor. Hemen bunu da ilk bölümde anlattım gençler. Ne dedik? İyonik bağlı bileşiklerde anyon ve katyon olur. Elektron alışverişi olduğu için TT seviyesi gibi söyleyebiliriz aslında bu soru için. Burada İyonik bağlı bileşiklerde elektron alışverişi yani anion ve katyon arayacağız. Yani köşeli parantez arayacağız. Baktığımızda bakın burada ortaklık yok. Aralarda noktalar yok. Yani bu ne diyor? Ben iyonik bağlı bir yapıyım diyor. Bu da ben iyoniyim diyor. Bakın burada ortaklıklar var. Yani kovalent. Buraya baktığımız zaman yine ortaklık var. Kovalent. Yine aynı şekilde gençler buraya baktığımız zaman burada da ortaklık olduğunu görüyorsunuz. 3 tane yapının kovalent bağlı bileşikle bir yapısı olduğunu Bundan ise iyonik olduğunu görmemiz gerek Yani bu aradaki farkı görün diye böyle hatırlatma sorusu gibi buraya sormuş olduk. Üçüncü sorumuz Lewis yapısı verilen ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Bunu yapabiliyor olman lazım. Şimdi ona bakalım. Atomları arasında 4 tane polar kovalent bağ vardır diyor. Bir kere polar kovalent bağ gençler. Farklı atomlar arasında ise polar diyoruz. Aynı atomlar arasında ise apolar diyoruz. Yani bu bağ apolar kovalent bağdır. Bu bağ polar kovalent bağdır. Şimdi bakıyorum 4 tane polar var mı? E, karbonla flor arasında iki, bakın şu iki nokta nedir? Aslında bir bağ gösterir. Burası da bir bağ gösteriyor. Burası da yine bir bağ gösteriyor. Yani burada baktığım zaman 4 tane bunları şöyle daha kolay görün diye şöyle de gösterebiliriz. Florla karbon arasında gençler 4 tane bağ var. Tabi burada noktalar da var. Yani buradaki söylediği 4 tane polar kovalent bağ vardır dediği için doğrudur diyeceğiz. 12 tane ortaklanmamış elektron vardır diyor. Ortaklanmamış elektronlar hangileri gençler? Bak şunlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yani burada 12 tane ortaklanmamış elektron değil 24 tane vardır. 12 tane ortaklanmış elektron çifti deseydi o zaman doğruydu. Ama çifti demediği için 24 tane demesi gerekir. Yani bu yanlış olmuş. Molekül apolardır diyor gençler. Molekülün polar ya da apolarlığını bilmeniz gerekiyor. Bunu da bilemeyen çok öğrencim var. Sanki çok zormuş gibi hala molekülün polar ya da apolar olduğunu bilmeyenlerimiz var. Bilmeyen varsa kısaca atlatıyorum gençler. Çok basit bir mantığı var. Merkez atoma bakarsın. Merkez atom. Merkez atom hangisiydi? Az önce bahsettik. Çok bağ yapan, sayıcı az olan merkez atomdu. Dolayısıyla burada mesela karbon merkez atom. Merkez atoma bakarsın ve merkez atom Pons'tan biri ise gençler molekül polardır. Bakın bu kadar basit. Yani merkez atomun P, O, N, S'den biri ise ki ilk 20 element genelde sorulacak size. Bunlardan biri ise buna polardır de. Bunlar dışında bir element gördüğün zaman o zaman da apolar dersin. Yani şimdi mesela örnek olarak veriyorum. Burada B, C, L, 3. Polar mı apolar mı diye sordu. Sayıcı az olan kim? Bor. Bor bunlardan biri mi? Değil. Apolar diyoruz. Aynı şekilde CH4 sayıcı az olan karbon. Bunlardan biri değil. Apolar. Tabi burada daha net bir şekilde bu polarla apolarlığı hala kavrayamadıysan e, mutlaka konu anlatım kısmını e, izlemeni tavsiye ederim. Yani bu TET bölümünde bununla ilgili e, videomuz var. Orada daha sağlıklı ve daha tane tane öğrenirsin diye söyleyelim. Ve şimdi tekrar geldiğimde o zaman molekül apolar mı diye baktığımızda sayıcı az olan Merkez atom Pons'tan biri olmadığına göre apolardır diyebilirim. Ve burada tabii ki bir de şöyle bir yolumuz vardı. Merkez atom üzerinde merkez atom üzerinde noktalar varsa bu polarlık göstergesidir. Burada e, ortaklanmamış yani x'e ait olan elektron çifti olmadığı için yine ne diyoruz? Böyle görürsek polar diyeceğiz ama hepsi bağ yapımında kullanıldıysa o zaman apolardır. Bakın burada merkez atomun üzerinde ortaklanmış elektron çiftleri yok. Yani e, apolardır diye yorumlayabiliriz. Yani molekül apolardır diye söylüyoruz. Burada tabi şu dipnotu da vereyim gençler. Bu pons kontrolü ne zaman yapacaksınız? 2 e, elementli yapılarda yapacaksınız. Burada üç farklı element varsa yani molekülde mesela C6H12O6 yani burada hiç kontrol etmenize bile gerek yok. Bir atomda 3 farklı element varsa yani X, Y, Z türü bileşiklerde zaten molekül kesin polar oluyor. Ama e, ikili elementlerde yani H2O NH3, CH4, BH2 gibi örneklerde örnekleri çoğaltabilirsiniz. İkili elementlerde bu pons kontrolünü yapıp çok rahat işin içinden çıkarsınız. Aynı şekilde ikili olanları da kontrol etmiyoruz biliyorsunuz. İkili olanlar zaten direkt apolardır diye söylüyoruz. Farklı ikili olanları da yine hiç hatırlatmıyoruz. Zaten onlar da yine denge olmadığı için polardır diyoruz. Yani burada şu tarz ikili element, iki elementli bileşiklerde Ons kontrolü ile molekülün polar apolar olduğunu anlayabilirsin. Ki kaldı ki bu konuda özellikle 5. videoda molekül de bunları zaten tekrar tekrar anlatacağım. Çünkü orada sürekli polar mı apolar mı diye soracak. Oradaki videomuzda çok daha detaylı anlatırız. Cevabımız ne olmuş oldu gençler? 1 ve 3 doğrudur. Dördüncü sorumuz çizgi bağ formülü verilen molekül için hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakıyoruz gençler. Azot atomunun değerli elektron sayısı 5'tir diyor. Azot zaten 7 olarak verilmiş. Hemen ne yapıyorsun? 2, 5. Yani azotun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 nokta var. Ki kaldı ki zaten değerli elektron sayısı son katmanlık sayı gibi düşünebiliriz. Burada doğrudur diyeceğiz. Molekülde 3 tane bağlayıcı. Yani 3 tane bağ var diyor gençler. Bakıyorum zaten bağlayıcı elektron çiftlerine bakın. 1, 2 ve 3. Yani 3 tane bağlayıcı elektron çifti var. Yine çifti dememiş. 3 tane bağlayıcı elektron var demiş. Direkt yanlış gençler. Eledik. Cevabı bulduk. Ortaklanmış elektron sayısı 20'dir diyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Doğru. Kovalent bağlı bir diyor. E, kovalent bağlı olduğunu nasıl anladık? Bugün anlattım. Tüno Pascal haberi'den oluşuyor. Yani bunlardan oluşuyorsa kovalenttir. Hem azot hem de flor bunlardan birisi. Yani kovalent bağlı bileşiktir zaten nereden anlıyoruz? Ortaklık var. Ortaklık varsa kovalent bağlıdır. Yani elektronlar ortaklaşa kullanılmış. İyonik bağlı bileşiklerde ortaklık olmaz. Oradan da zaten anlıyoruz. Merkez atom oktete varmıştır diyor. E, Merkez etrafında 8 nokta var mı? Evet 8 nokta var. Oktete varmıştır. Ki kimlerde oktet boşluğu vardı? Bor ve berilyumda oktet boşluğu var. Diğerlerine hidrojen dışındaki 8 diyorduk. 5. sorumuz aşağıda verilen moleküllerden hangisinde Lewis formülü yanlıştır diye soruyor gençler. Ne yapıyoruz? Kontrol edeceğiz. Oktet ve dublet kontrolü. Hidrojen dublet yapıyor muydu? Yapıyordu. Klor ne yapıyordu? Oktet yapıyordu. Bor ve berilyum dışındakiler e, oktet yapıyordu. Hidrojen dublet ve baktığımız zaman klorun neleri eksik gençler? 2 4 6 8 olmasa. Yani direkt ben A şıkkıyım diyor ama diğerlerini kontrol edelim. Oksijen 8, karbon 8, yine aynı şekilde oksijen 8. Ve yine aynı şekilde bunları kontrol ettiğinizde gençler 2 yani hidrojen dublet karbonun 8 olduğunu görüyorsunuz. Azot bakın 8 hidrojen bu şekilde doğru yazılmış. Burada bor belki oktet unutursanız yanlış yapabilirsiniz. Burada da hidrojenler yine 2 bor ise 6. Niye 6 gençler yani niye bu doğru? Çünkü boru yazdığımızda 2 3 şeklinde yazdığımızda borun etrafında 3 nokta var gençler. Ve bu 3 nokta hidrojenlerle ne yapmış? Ne yapmış? Tamamlanmaya çalışılmış ve baktığımızda e, oktete ulaşamamış. Burada yapı doğrudur diye söylüyoruz. Yani borun 8'e tamamlama şansı kendi etrafında dergi elektron 3 olduğu için mümkün gözükmüyor. Burada klorun noktaları eksik olduğu için cevabı aşık olarak görmen gerekir. X8 ve Y9 arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı aşağı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yani hemen X'e bakarsak gençler 2 6 Y 2 7. Yani şuraya yazarsak x'in etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani x kaç bağ yapacak gençler? 2 bağ yapacak. Aynı şekilde y'ye baktığım zaman 2, 7. Yani etrafında 7 nokta olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de 1 bağ yapacak gençler. Yani buradan ne anlıyoruz? X'in 2 bağ yapması, Y'nin 1 bağ yapması gerekir ki kararlı hale ulaşsınlar. O zaman X'in bir tanesiyle Y'nin bir tanesi bakın birbirini ortak kullandılar ve bağ yaptılar. Ama x için bir tane daha ihtiyacımız var. O yüzden buraya ne yapıyoruz gençler? Bir tane daha y ekliyoruz. Ki bu şekilde tamamlamış oluyor. Yani bileşikte x'in iki bağ, y'nin bir bağ yaptığı bir yapıya bakacağız. Burada tek tek baktığımda bir tane X, iki tane Y olan şıklara baktığımda X, 2Y, X, 2Y, X, ye var. Mesela bundan iki tane Y kullanmamış. Burada iki tane var. Burada bir tane Y, iki tane X kullan. Bir kere bunlar sayısal olarak yanlış. Bir de gençler neyi görüyoruz? E, X'in etrafında 2, 4 tane elektron var ortaklanmamış. E, baktığım zaman 2, 4 tane ortaklanmamış var. 2 bağ yapmış ama Y'nin de üzerinde neler var gençler? 6 tane ortaklanmamış var. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti. Ama bunlara bakın şurada yani bunların oktet yapması gerekiyor. O yüzden yanlış. B ile A arasında hiçbir fark gözükmüyor. Yani B'ye baktığımızda B ile A arasında yine X ile Y arasında yine B ile Y'leri nokta yani Aynısı sadece şöyle yazılmış gençler. Yani işte birisi şu şekilde yazılmış. Birinde de Y'ler aşağı doğru yazılmış ki bunu molekül geometrisinde öğreneceğiz. Yani bağ yapmayan elektron çiftleri itme kuvvetleri daha fazla Y'leri aşağı doğru edecek. Ama burada şu an için önemli değil. Önemli olan Lewis kontrolü. Burada da e, Y'lerin üzerinde noktalar yok. Yani A ile B aynı zaten gitti. Burada o zaman geri tek cevap kalıyor. E şıkkı. Bakın E'de 2, 4, 6, 8 aynı şekilde 8. Burada da Y'nin etrafında 8 olduğunu görüyorsunuz. Yani doğru yazımın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Y'ler arasında X ile Y arasında bir bağ var. Yine aynı şekilde şurayı silelim gençler bakın. Şunu biraz daha şöyle yazarsak. X ve Y arasında bu şekilde bağ yapılmış. Y'lerin etrafına Y'ye ait olan elektronlar yerleştirilmiş bu şekilde ve X'in üzerinde de yine X'e ait olanlar yerleştirilmiş. Bunlar birbirinden böyle biraz daha uzak şekilde en uzak konuma gidecek şekilde konumlanıyorlar gençler. Yani o yüzden bu şekilde yazılabiliyor. Sonuç olarak X'in etrafında 8, diğerlerinin etrafında 8 var. Yani bu şekilde kontrol etmeniz bizim için yeterli diye söyleyelim. Hem T hem AİT seviyesinde Lewis formu yazmayı öğrenmiş olduk ve tekrar etmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de hibritleşme ve sigma pi bağlarından bahsedeceğiz. Özellikle hibritleşme gençler önemli bir bölüm organik kimyada sürekli kullanacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.